Şimdi gelin benim sunumumda da bahsettiğim, Cem'in de aslında verdiği bilgiler arasında zaman zaman değindiği bir konuya bakalım. Tepe yönetim insan kaynaklarından ne bekliyor? CEO perspektifinden insan kaynaklarının dönüşümü, beklentiler ve öncelikler nasıl şekilleniyor? Ama burada bir eş moderatör bana katılacak. SAP Türkiye Genel Müdürü sevgili Uğur Candan'la birlikte modere edeceğiz. Ben hemen Uğur'u ekrana davet ediyorum. Uğur, hoş geldin. Çok selamlar. Yeni bir görev biçtin. Bakalım ne yapacağız? Becerebilecek miyiz? Çok heyecanlı. Vallahi ben güveniyorum sana. Bu konuda bir şüphem yok. Hemen konuğumuzu davet edelim. Daha fazla vakit kaybetmeyelim. Coca-Cola İçecek CEO'su sevgili Burak Başarır bizlerle. Burak Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar ikinize de. Sizler nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hani böyle yabancıların fireside chat dedikleri, böyle bir ateşin etrafında oturmuş üç kişi sohbet ediyor havasını sonunda oluşturduk bu toplantıda. Ben hemen size böyle bir genel, geniş bir soruyla başlamak istiyorum oturumumuza. Bugün ilk iki oturumda çok net olarak bahsettik ki insan kaynakları fonksiyonunda önemli bir değişim, dönüşüm var ve herkesin insan kaynaklarından beklentisi bu yönde oldukça yüksek. İnsan kaynakları Coca-Cola içeceğin stratejisinin neresine oturuyor Burak Bey ve sizin için ne anlam ifade ediyor? Vallahi şöyle, çok en son söyleyeceğim, en başta söyleyeyim, insan kaynakları bizim şirketimizin en ortasına oturuyor. Sebebi de şu, baktığınız zaman biz Coca-Cola satıyoruz ama biz şirketimizin stratejisini 3 ana bacakta şekillendiriyoruz. En önemlisi tabii bizim ürünümüzün tüketilmesi lazım. Dolayısıyla tüketici ve bunları satan müşterilerimiz bizim en önemli stratejik bacaklarımızdan bir tanesi. Daha sonra operasyonlarımızı sürdürdüğümüz ki Coca-Cola içecek olarak 10 ülkede operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Burada yaklaşık 1 milyon satış noktasına ulaşıyoruz. Çevre bizim için çok önemli. Dolayısıyla hem 26 fabrikamızın bulunduğu hem tüm satış organizasyonlarımızın ziyaret ettiği ve bu içinde bulunduğumuz, yaşadığımız bu ülkenin toplumun birer sorumlu parçası olarak da toplum bizim için çok önemli bir parça. Stratejimizin ikinci temel ayağı ama üçüncü en önemli ayağı ise insan. Yani baktığınız zaman bizim ortak kesişim paydamız her şeyde, her yaptığımız işte insanımız. Dolayısıyla tüketiciyi doğru anlamak, müşterimizi doğru anlamak, içinde çalıştığımız toplumu, beraber değer yarattığımız paydaşlarımızı iyi anlayabilmek insanımızı merkeze koymaktan geçiyor. Dolayısıyla bizim için insan her zaman her yaptığımız şeyin merkezinde. Dolayısıyla insan kaynaklarını stratejimizin en önemli, en güçlü parçalarından biri olarak konumlandırıyoruz Coca-Cola İçecek şirketinin içinde. Evet, bu çok önemli gerçekten de, merkeze koymak insanı. Bizim de çok üzerinde konuştuğumuz, çok vurguladığımız konulardan bir tanesi Burak Bey. Bu noktada şunu da merak ediyorum. Son dönemde bizim en fazla yazıp çizdiğimiz konulardan bir tanesi de yılmazlık. Bu resilience İngilizcesi ama biz yılmazlık olarak Türkçe'ye çevirmeyi tercih ediyoruz. Hani böyle kırılmadan yola devam edebilmek, düştüğünde kalkabilmek, hani bir sürü farklı özellikle bunu tanımlayabiliriz ama bu resilience, yılmazlık perspektifinden baktığınızda sizin endüstriniz son derece operasyonların da olduğu, son derece sahanın da olduğu, bir taraftan da müthiş üretimin de olduğu bir yapı. Burada yılmazlık ve insan kaynağı arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz ve burada insan kaynakları noktasında kültürel ve organizasyonel yapılar yılmazlığa nasıl etki ediyor? Valla çok önemli. Çok çok doğru ki bizim işte operasyonlarımızı sürdürdüğümüz coğrafyaya baktığınız zaman işte 10 ülkenin en büyüğü Türkiye. Ama bunun yanında Pakistan var bizde. İşte Orta Doğu'da Irak, Suriye, Ürdün operasyonu var. Orta Asya'nın da hemen hemen hepsi bizim operasyonlarımızın arasında. Dolayısıyla böyle çok hareketli bir coğrafyada operasyonlarımızı sürdürmenin gerekliliği olarak bu resilient olabilme, yani o yılmazlığın bizde her gün yaşanması gerekiyor. Neticede biz çok komplike bir iş yapmıyoruz ama çok yoğun bir iş yapıyoruz. Çok disiplinli yapılması gereken, dolayısıyla yılmamanız gereken bir iş yapıyoruz.
Kendi içimizde bizim bir liderlik tarifimiz var. Buna da İngilizcesiyle 3C diyoruz ama Türkçesinde her liderin kapasitesi bizim için çok önemli. Bu kapasitesinin içinde değerlendirdiğimiz ana kriterlerden bir tanesi de yılmazlık, bu resilience. Çünkü eğer ki o kapasitede o resilience olmadığı takdirde siz bu sefer liderlerinize, gelecek liderlerinize çok fazla yeni kabiliyetler, ki bu üçüncü K'de kabiliyetleri verme, yükleme şansınız olmuyor. Bir günlük işlerinizi yaparken mevcut liderlerinizi aynı zamanda hem yetkinlik ve kabiliyetlerini geliştirmeyi bekliyoruz. Üçüncü kısmı ise karakter bizim için çok önemli. Dolayısıyla liderlik profiline baktığımız zaman şirkette en üç temel karakterinin, kültürünün, değerlerinin, şirket değer ve kültürlerine uyması, ki çok yoğun bir iş yaptığımız, çok çaba yoğun bir iş yaptığımız, her gün sokakta geçen, fabrikada geçen inanılmaz bir adetsel olarak işin döndüğü bir işin içindeyiz. Bunu yapabilmemiz için de stratejik düşünebilmemiz lazım. İçinde bulunduğumuz işte VUCA dünyasını birebir yaşadığımız, hem ekonomik açıdan olsun, hem politik açıdan olsun, hem doğal afetler açısından olsun, çok fazla yaşadığımız bir coğrafyada bu yılmazlık bizim için çok çok önemli. Bana sırala deseniz karakteri çok önemlidir. Bir, iki, resilient olabilmesi çalışanın, ileride üst seviyelere gelecek liderin de yılmazlığın olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi diye düşünürüm. Bunu da adresleyecek şirket içinde de birçok eğitim programına veriyoruz arkadaşlarımıza. Hep şunu da diyoruz, yani liderlik neticede bir şirkette alınması gereken bir rol. Ama bu kartvizitle gelen bir sorumluluk değil, bu gönüllülük esasıyla yapılması gereken bir iş, liderlik işi. Ama lider olabilmek istiyorsan da muhakkak ve muhakkak yılmaz bir yapıya sahip olman lazım. Resilient bir yapıya sahip olman lazım. Onun için o resilience'ı test etmek adına da eğitim programlarımızda, genç yeteneklerimizde bayağı da bir zorladığımızı söyleyebilirim. Gerçekten bu yılmazlık kısmı çok 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 önemli ve izleyicilerimizden de gelen sorular da var. Sohbetimizin sonunda size zaman kalırsa bir iki tanesini de aktaracağım. Bunu geliştirmek de çok kolay bir iş değil anladığım kadarıyla. Fakat diğer bir eksende teknoloji ekseni galiba Uğur. Burada senin oyun alanın, sözü sana bırakayım istiyorum. Vallahi Burak Bey, şimdi sizi görünce sorum daha da anlam kazandı. Çünkü geçmişten geleceğe bir soru sormak istiyordum. 20 yılı devirmişiz. 23'lere merdiven dayamışız SAP, CCI ilişkimizde. Siz de ilk günden beri oradaydınız. Onun için anlamlı sizin açınızdan bunu cevaplamak diye düşünüyorum. Hep oyunu değiştiren farklı teknolojilerle buluştunuz. Teknoloji kullanımında, kurumunuzun içinde, dışında. İnsan kaynaklarını dönüştürmede, bugün mesela robotik süreç otomasyonu diyoruz, analitik uygulamalar diyoruz, yapay zeka diyoruz. Bunların dönüştürücü etkisini nasıl görüyorsunuz? Paylaşmak istediğiniz güzel bir anı varsa gene çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Tabii. Yani dediğiniz gibi Uğur Bey, bizim hani SAP ile olan birlikteliğimiz çok uzun zamanlara dayanıyor. Onun için hep böyle iş ortağı, çok sağlam bir iş ortağı oldu bizim için SAP. Onun için de tekrar teşekkür ederim sizlere destekleriniz için. Teknoloji şöyle, ben her zaman insanı bu şirketin odağına koymakla beraber işi ikiye ayırıyorum. İnsan ve makinenin ortaklığı esasında bizim adreslememiz gereken konu. Yani liderlerle olarak bizim bir tarafı seçmemiz, o bundan daha iyidir dememiz çok doğru değil. Çünkü insan tarafı işin sanat tarafı, öbür tarafına baktığınız zaman makineyle olan kısmı da işin biraz daha bilim, ilim ve science kısmı. Neticede bizim temelde odaklandığımız şey, şirket yöneticileri olarak, üst yöneticiler olarak teknolojinin bütün imkan ve kabiliyetlerinden yararlanıp insanımızın o değerli katkısını, insan olabilmeyi nasıl, ben stratejimizin merkezinde insan var. Dolayısıyla şirket olarak kendimize belirlediğimiz şirketin amacı da her daim değer yaratmaksa, biz bu değerimizi insanımızla yaratacağız ama teknolojinin de bütün imkan ve kabiliyetlerinden proaktif bir şekilde yararlanaraktan değer yaratmak yönünde bir stratejimiz var. Dolayısıyla biz teknolojiyi
teknolojinin girdiği yerde insanın çıktığı değil, teknolojinin girdiği yerde insanımızdan daha çok verim aldığımız, insanımızın daha çok değer yarattığı bir bileşen, düzgün bir evlilik olarak görüyoruz teknoloji ve insan birlikteliğini. Yani şimdi bizim işimiz çok kompleks değil. Neticede bizim bir meşrubat üretimimiz var. Meşrubat üretimimizin bir supply chain'i var. Supply chain'in ürettiği ürünü de piyasada müşterilerimizle, tüketicilerimizle buluşturan bir satış dağıtım ekibimiz var. Arkada da bunu destekleyen kocaman bir ordumuz var. Ama biraz önce dediğim gibi 1 milyona yakın bir müşteriye ulaşan, işte arkada tedarikçileriyle vesaire baktığınız zaman 100 bin kişilik bir aile esasında Coca-Cola içecek ailesi. Dolayısıyla teknolojinin imkan ve kabiliyetlerini kullanaraktan biz İngilizce'de waste denen o artık zamanı nasıl en değerli hale getirir, kendi insanımızın yetkinlik ve kabiliyetlerini nasıl arttırırız, yine İngilizce literatürden upskill'a reskill nasıl ederiz insanımızı teknolojiyi kullanaraktan, katma değer yaratmayan rutin işleri biraz o insanın o değerli zamanından alıp nasıl makineye verir onu daha iyi kullanırız, bizim bütün yapmaya çalıştığımız, hedeflediğimiz teknolojiyi işimizi daha kolaylaştırmak, daha yanınlaştırmak ama insan faktörünü daha öne çıkartmak için yapmaya çalıştığımız temel strateji diyeyim. Burak Bey, burada çok önemli konulardan bir tanesi de İK fonksiyonunun evrimi, İK fonksiyonunun aslında liderin gözündeki algısı. Bundan yanılmıyorsam 4 yıl önce biz bir kapak çalışması yayınlamıştık. Böyle ufak bir bomba resmi vardı ve hani bildiğimiz anlamda İK'yı patlatalım yerine yepyeni bir İK bakış açısı getirelim ve burada da İK'nın bir stratejik partner olarak CEO'nun gözünde konumlandırılması çok önemli diye. Siz bir CEO olarak insan kaynakları fonksiyonundan ve insan kaynaklarının üst yöneticisinden ne bekliyorsunuz? Beklentiniz ve oradaki talepleriniz ne yönde şekilleniyor? Şöyle, yani dediğim gibi biz insanı gerçekten işimizin merkezine koyuyoruz. Dolayısıyla temel fonksiyon olarak bizim en önemli varlığımız diyelim, en önemli asetimiz olan insanımızın gelişimini, yedeklenmesini, kariyer yolculuğunu takip etmekte bir numaralı sorumluluğu olan o fonksiyonun çok çok önemli görüyorum. Dolayısıyla bizim o C seviyesi dediğimiz üst yönetim ekibinin bir parçası olan CHRO'larımızın işi çok iyi bilmesi, yaptığımız temel işi çok iyi bilmesi, dolayısıyla aldığı tüm insan kararlarında şirketi pozitif yönde götürmesi çok çok önemli. Bizim insan kaynakları direktörümüz de Türkiye'nin eski finans direktörlüğünü yapmış, finans geçmişi olan, insan kaynakları alanında daha önce çalışmamış ama insandan anlayan bir iş lideri olduğu için şirketimizin insan kaynakları direktörü yaptık. Ki insan kaynakları bir idari hizmetler, bir payroll, bir eğitim departmanı değil. İnsan kaynaklarından sorumlu kişilerin gerçekten insanın yarattığı katma değeri tüm fonksiyonlar bazında çok iyi anlayıp ona göre ilgili fonksiyon liderlerine de koçluk edebiliyor olması lazım. Onun için ben insan kaynaklarını inanılmaz önemli görüyorum. Bütün toplantılarında mutlaka parçası yapıyorum kendilerine. Kendim şahsen çok inanılmaz zaman harcıyorum insan kaynakları konusunda. Ve özellikle de insan kaynaklarının işin operasyonel geçmişinden gelmesini de çok değerli buluyorum şahsen. Bu noktada Burak Bey, müsaadenizle ben ufak bir şey merak ediyorum. Uğur'a onu sormak istiyorum. Çünkü konuştuğumuz konular arasında hem de Deloitte'dan Cem Sezgin'in yaptığı sunumda da Uğur bir nokta vardı ve diyorduk ki artık özel yaşamla iş yaşamı, yani böyle bir ayrım falan yok. Bunlar birbirinin içine geçmiş durumda. Dolayısıyla o zindelik diye tabir edilen kavram çok önemli. Bir taraftan da hani bu baktığımızda soyut bir nokta. Burada teknoloji ve çözümler ne getirebiliyor ve insan kaynakları özellikle insanın bu zindelik ve aleti ruhiyesini güçlü tutma noktasında ne şekilde bize bir kaldıraç etkisi oluşturabilir?
zindelik ve insanın ruh hali gerçekten yeni uğraşı alanı haline dönüştü bizler için de. Çünkü demin Burak Bey'in de ifade ettiği gibi çalışan kavramı değişti. Düne kadar kendi bordromuzda olanı görüyorduk. Belki dünden biraz sonra işte iş ortaklarımızı görüyorduk. Şimdi artık cümlelerimiz içinde müşterimize kadar ulaşan bir yolculuk. Ve o deneyim, insan kaynakları deneyimi kendi bordrolu çalışanlarım değil, bağımsız yüklenicilerim, kimi zaman geçici çalışanlarımla oluşan bir dünya ve bunlar sadece bir insan kaynakları beklentisiyle bir insan kaynakları lideriyle veya herhangi bir liderle konuşmuyor. Bu noktada bir de denkleme senin de dediğin gibi ismine wellness diyebileceğimiz zindelik, bazıları da esenlik diye kullanıyor. Onun da Türkçesini senden duymak isterim. Her oturumda yeni bir Türkçe kelime kazanıyorum senin sayende literatüre. Ben zindelik diye kullanıyorum ama bu zindelik konusunda şöyle söyleyeyim. Artık bir çalışan düne kadar girdiği sistemde kurumuyla olan ilişkisindeki kurum perspektifi çalışanı koyun, iş ortağını koyun. Bu yolculukta belki kontratlı çalışanlarımızı, bağımsız yüklenicilerimizi koyun. Herkesin beklentisi farklı. İlişkimizi unutmayalım. Senin dediğin gibi Serdar, bir bordro ilişkisinden ya da bir personel yönetim ilişkisinden uzunca yıllardır oluşmuyor. O yüzdendir ki SAP ismine work zone dediği süreci, insan kaynaklarıyla yapılan işlemleri ve insan kaynaklarının dışında çalışanın kendi zindeliğiyle ilgili, esenliğiyle yaptığı işleri tek bir paydada buluştu. Hatta şu anda yaptığımız oturumun kendisi bile insanın zihnini besleyen, zihnini açan, bir molasında, bir kahve molasında belki şu anda dinleyenler için yakaladığı zaman paylaşılması gereken bir ortam. Belki bir taraftan şu ortamda sizle konuşurken yan tarafta yaptığım gibi aynı zamanda paralelde iş hayatım da akıyor. Her şey birbirinin içine girmişken bu gibi teknolojilerle bunları bütünleştiren çözümlere ihtiyacımız var. Sadece bir örneğiyle sizi baş başa bırakayım. Düşünün ki bunun ilk müşterilerinden bir tanesi bir spor kulübü. Eintracht Frankfurt ilk work zone'u kullananlardan bir tanesi oldu. Bir futbolcuyu düşünün. Hani daha çemberi genişletmeyelim. En işin kalbindeki bir çalışan mı diyelim şimdi futbolcuya? Yoksa bir kontratlı personel mi diyelim? Yani nereden bakarsanız tutsanız tutulmayacak. Onun zindeliği deyince yaptığı iş, futbol oynamak, yaptığı işin nereye gidebileceğini düşünün. Tabii her çalışan için belki bu kadar ekstrem örnekler vermek mümkün değil ama her örnekten çıkarılan derslerle zenginleştirilmiş yepyeni bir yolculuk bizleri bekliyor. Evet, bu benim özellikle ilgi duyduğum bir alandı. Çünkü bu kadar tırnak içerisinde soft bir gelişim noktasında teknoloji gibi hard kulağa gelen bir kaldıracın ne kadar etkili olduğunu merak ediyordum. Güzel bir örnek futbol. Burak Bey, birkaç tane de izleyici sorusunu size şu kalan birkaç dakikada aktarmayı arzu ederim. Bunlardan bir tanesi aslında çok güzel bir soru. İzleyicilerimiz gerçekten çok güzel noktaya değinmişler. Sektörünüzde önünüzdeki 10 yıl içerisinde yıkıcı etkiler olarak neyi görüyorsunuz, neleri görüyorsunuz ve bu veya insan kaynağı ve yetenek, yetkinlik olarak nasıl hazırlanıyorsunuz diyor. Yani bu tabii milyon dolarlık soru. Bunun cevabını keşke bugünden bilebilsem çok daha farklı şeydi ama çok çok doğru bir soru. Yani şöyle, şimdi FMCG sektörü dediğiniz hızlı tüketim malları sektörü, işte bu pandemiyle beraber özellikle başlayan işte bu platform servisleri, özellikle e-commerce denen kısımda çok ciddi bir hızlanma olmaya başladı. Neticede biz ürünümüzü fabrikalarda üretiyoruz. Teknolojinin yardımıyla ABC'yi kullanın, ambar sistemleri değişir. Üretim teknolojilerimiz çok fazla değişeceğini ben zannetmiyorum. Ürünümüzü alıyoruz, konsantreden bir şekilde ürünümüzü doldurup ruta gönderiyoruz, satışa gönderiyoruz. Bu satış kanallarının evrimi tabii ki çok önemli. Baktığınız zaman müşteri profili çok değişiyor, tüketici profili çok değişiyor. Dolayısıyla müşterinin ihtiyaçları çok değişiyor. Eskiden müşteriler bizim satış temsilcilerimizi her zaman karşısında görmek isterken şimdi çok fazla istemiyorlar. Aman diyor ki bana fazla gölge etme, ihsan istemem. Sen bana teknolojik bir çözüm ver. Ben istediğim zaman malımın siparişini vereyim, istediğim zaman bilmem neyi yapayım. Ama şimdi oradaki bizim yarattığımız katma değerin adı değişmeye başlıyor. Şimdi biz bunu teknolojiyle nasıl kabul edebiliriz? Nasıl örtüştürebiliriz? Bizim için önemli konulardan, çalışmamız gereken konulardan bir tanesi o.
Öbür taraftan jenerasyonlar değişiyor. Yani bugün bakıyorsunuz işte bizim şirketimizin %10'u Z jenerasyonu, işte %50'sine yakını Y jenerasyonu, çok yakında alfası vesairesi falan gelmeye başlayacak. Dolayısıyla hem çalışan profili hem de tüketici profili değişmeye başlıyor. Şimdi insanı merkezimize koyuyoruz ama insanın değerleri bir şekilde değiştiği için dolayısıyla sizin şirket olarak, bütün olarak doğru bir şey söylemeniz lazım. Hem tüketicinize hem çalışanınıza hem de dışarıdan kazanmaya çalıştığınız yeni yeteneklere baktığınız zaman Coca-Cola markası yaklaşık 130 yıllık bir marka. Artık yeni jenerasyon için bu şirketlerde, bizim gibi şirketlerde, FMCG'de çalışmak çok seksi bir şey değil. Seksi bir şey haline gelmiyor. Şimdi artık yeni nesil daha çok entegre bakıyor. İşin sürdürülebilirlik tarafına bakıyor. Dolayısıyla biz yaptığımız her şeyde o sürdürülebilirlik tarafında, işte yeni teknolojiyle sürdürülebilirlik tarafını nasıl birleştiririz ki bu değişen ve evrilen hem tüketici hem müşteri tanımına bir şekilde vazgeçilmez bir FMCG şirketi olmaya devam edelim. Evet, bu sürdürülebilirlikle ilgili de bayağı soru vardı. Siz de ona değinmiş oldunuz ama herhalde sizin alanınızda da hem bugün hem önümüzdeki yakın gelecekte en önemli değiştirici etkilerden bir tanesi de sürdürülebilirlik olacak. Ve özellikle sürdürülebilirliğin gerektirdiği alanlarda da yeni yetenekler, yeni yetenek setleri de insan kaynakları profilinin içerisine katılacak önemli bir unsur gibi gözüküyor. Bir soru da... gelişimle ilgili Burak Bey, özellikle orta ve üst düzey yöneticilerinizin gelişimlerini sağlamak için programlar dizayn ediyorsunuz muhtemelen. Bunlarda evet. Ne kadar o yöneticileri işin içine katıyorsunuz? Bunlar İK'nın dizayn ettiği bir yapı mı, yoksa bir ortak dizaynla gerçekleşen bir sistematik mi var sizde diye bir soru var. Valla şöyle, biz bu üst düzeyde liderlik gelişim programlarının hepsini kendimiz yapıyoruz, evde pişiriyoruz. Ama tabii bunların programları dizayn ederken de belli bir takım assessmentlara tabi tutulmuş üst düzey yöneticilerin ihtiyaç alanlarını belirledikten sonra o ihtiyaç alanlarına cevap verecek gelişim programlarını dizayn ediyoruz. Ben şahsen programın hem tasarlanmasında hem sunulmasında birebir rol alırım. Bir program bir hafta sürüyorsa, her nerede olursa, hangi liderlik seviyesinde olursa olsun, başından sonuna kadar o toplantıya birebir katılır, hatta sunumlar yaparım birçoğunda. Dolayısıyla biraz şey diye düşünüyorum, ne söylüyorsanız, ne savunuyorsanız onu bir şekilde de aksiyona dökmeniz lazım. Ben her zaman doğru liderliğin neticede hepimiz bulunduğumuz yerlerden emekli olacağız ama arkamıza dönüp baktığımız zaman doğru ayak izi bırakmak, doğru hatırlanmak bence her liderin birinci görevi, ödevi diye düşünüyorum. Onun için insan konusuna şahsen çok önem veriyorum. Doğru insanı doğru liderlerin yöneteceğine inanıyorum. Dolayısıyla o arkadaşlarımızın gelişiminde bir nebze de benim de faydam olursa diye başından sonuna her türlü programlarının bir parçası olmaya da çalışıyorum elimden geldiği kadar. Evet, bu rol modeli olmak ve söylediğini yapmak gerçekten çok önemli. Hem biz uygulamaya çalıştık girişteki sunumumuzda, hem sevgili Cem bunu önemli bir dikey olarak anlattı. Bu çok kritik unsurlardan bir tanesi. Birçok soru daha var ama zamanımızın da sonuna geldik. Burak Bey, çok teşekkür ediyorum bugün bizle birlikte olduğunuz için, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Uğur, sana da çok teşekkür ediyorum moderatörlükte bana eşlik ettiğin için. Böyle emeklilikte sana ikinci bir kariyer çıktı bak. Böyle moderasyon işlevi falan düşünebilirsin süpersin, belki. Süpersin. Çok teşekkürler ikinize de. Ben teşekkür çok ederim hepinize. İkinize de iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Saygılar.